Merhaba arkadaşlar, bu videoda son 30 günün kazancını göstereceğim size. Neler almışız, neler satmışız. Ramço Duyuru grubuna tıklarsanız beraber bakıyoruz zaten. Ayın 30'undan itibaren 30.09'dan bugün ay 29'u 29.10, yani son 30 gün diyelim, birlikte bakalım. Temsili olarak 100.000 ile başladığımızı varsayıyoruz. Burada 0.65'ten pendel alınmış, 0.736'dan %13 kar ile satılmış arkadaşlar. Yani ne yapıyoruz? 100.000 çarpı 1.13 eşittir 113.000. Devam edelim. Neler yapmışız başka? Bunlar normal paylaşımlar arkadaşlar. Reif alım yeri 145, hedef 149, stop yeri 14-18. Giderse %2,5 kar verir yazmışız. Maalesef BTC gelişine düşüne başladı. Yatay takılsaydı az altcoin'ler hareketlenebilirdi ama olmadı. Edu 4 saatlik alçılan dip yaptı. Kar alanları tebrik ederim. Ben %1 eksi de maalesef Edu'yu kapatıyorum. Yani %1 zarar etmişiz. Burada çarpı, nasıl hesaplayalım bunu? 0.99. Yani paramız 111.870 olmuş. Devam ediyorum. Tabi bu esnada satanlar da oldu yükselince. Onları tebrik ettik. Devam edelim. Yeni alım yapmış mıyız? Nerede yapmışız? Pardon arkadaşlar, biraz fazla paylaşım olunca bir şeyi de atlamak istemiyorum. Düzenli paylaşımlar yapıyoruz biliyorsunuz Discord'dan. Evet, 23.68'den mav alınmış arkadaşlar. Detayları az sonra paylaşacağım yazmışım. Mavı kafa kafaya çıkmışız. %0.5 zararla. Şöyle yapalım. Çarpı 0.900. Şöyle. Yani paramız 111.310 olmuş. Pes etmiyoruz tabi, zarar ediyoruz. Devamı da gelecek. Mesela 235'ten satılan mal 237'den bir daha alındı. Neredeyse sattığımız yerden bir daha alınmış arkadaşlar. Devam ediyoruz. Neler olmuş ondan sonra? %1.6 kardayız. Daha satmamışız. Mavi tekrar kafa kafaya çıkmışız. Olur öyle arkadaşlar. Devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Denemelik IOTX aldım. 18.45. Stop yerim 18.05. Merhaba arkadaşlar. Stop patladı. %2 eksideyiz. Tamam. Onu da yapalım. Çarpı %0.98. Ne oldu? 109.084. Yani 109.084 kalmış paramız. Hala kardayız. Doğru mu? Devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. 140'tan bake alındı. 146 hedefim var. Bakalım o nasıl sonuçlanmış. Neden bake aldığımı anlatmışım burada. Günaydın arkadaşım. 140'tan alınan bake 146'dan %4 kar ile satılmıştır. Bak, güzelleşmeye başladı şimdi. Çarpı 0.04, pardon, bir daha bakalım yanlış olmasın. Evet, %4 eşittir 113.447 olmuş tekrar paramız. Devam edelim. Merhaba arkadaşlar, 12.48'den BLZ aldım yazmışım. Hedefleri vermişim.
Burada da problem yok. Devam edelim. Yani BLZ ne olmuş? Sattık diye hatırlıyorum. Bir yerde atladı konu galiba. Evet. 12.48'den alınan BLZ 12.97'den satılmıştı. %4 daha son iki işlemden totalde %8. Şimdi arkadaşlar bunu da çarpı 1.04 yapıyoruz. Şu an neredeyse 18 bin kar yapmışız arkadaşlar. 11 günde. Devam edelim. Merhaba arkadaşlar. 2.133'te multi alınmıştır. İki 2.133'ten alınan 132'den satılmış. Yani neredeyse kafa kafaya gitmiş bu arkadaşlar. Yani %0.01 falan, yani hesaplamaya bile gerek yok. Devam edelim. Yani arada zarar kesti yapıyoruz. Ondan sonra kafa kafaya da çıkıyoruz. Kar satışı da yapıyoruz. Burada önemli olan totalde ne kazandığımız arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. Merhaba arkadaşlar. 0.122'den BLZ alınmıştır. Bakalım o ne olmuş. Hedefi de vermişiz hatta. Şu yukarıdaki ortalamalara gidebilir gibisinden. Burada tekrar kafa kafaya satılmış BLZ. Piyasa tehlikeli olunca. Ondan sonra nakite geçilmiş. Bir temkinli gidilmiş. Daha sonra tehlike geçti gibi piyasa yataya bağladı. BLZ yarım kalan işini bitirebilir. 123'ten bir daha deniyorum. Hedefim 131. Bekleyelim ne olmuş. Yani kafa kafaya çıkmışız. Sonra bir daha almışız BLZ'yi tehlike geçince. Güzel kar yaptık. Son anda geri alabildik. 131'e giderse satın. Bakalım satmış mıyız? Bakın hedefe doğru gelmiş gördüğünüz gibi. %6.5 kar ile 131'den satıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? 131'e gelmiş, satmışız. %6.5 çarpı şöyle yapalım. 0.65. Bakın 25 bin lira. Allah bereket versin. Devam edelim. Merhaba arkadaşlar. 1.095'ten AP aldım. Detaylar az sonra. Detayları veriyoruz. Hazır ufak karımız var. Satmışız arkadaşlar. Burada kafa kafaya değil de biraz üstünden satmışız. 195'ten alınan 105'ten satılmış. %1 gibi bir şey yapmış. Çarpı 1.01. Şöyle devam edelim. Sonra bir daha almışız arkadaşlar AP'yi. Devam edelim. AP 1.145'ten sattım. Ne olur ne olmaz. 2.8 kar. 2.8 kar. Burada totalde %30 kar yapmış olacağız diye yazmışım. Bakalım gerçekten de öyle mi? Çarpı 1.05 028. Bakın arkadaşlar 100 bin TL ile başlanmış. Şu anda da 130 bin TL. Yani %30 yapmış olmuşuz 18 günde. Devam edelim. Merhaba arkadaşlar. BTC hedefe nokta atışı geldi. 30.100'den %3 kar daha aldım. BTC'yi de bakın yazmışız. Günaydın arkadaşlar. BTC bilmem ne hedefini vermişim. Doğru mu? Ondan sonra hedefe nokta atışı gelmiş. %3 kar yapmışız arkadaşlar. Çarpı %1.03
Devam ediyoruz. Burada hastalanmışız. Merhaba arkadaşlar. 9.31'de link aldım. Detaylar az sonra. Tamam, daha satmamışız. Merhaba arkadaşlar. 9.31'den alınan link %3 kar ile 9.6'dan satılmıştır. Bir %3 daha ekliyoruz arkadaşlar. İyi gidiyoruz gördüğünüz gibi. Günaydın arkadaşlar. 0.55'ten GMT aldım. Detaylar az sonra. Detayları vermişiz. Bakın arkadaşlar, grafiği bu. Arkadaşlar GMT boğa bayrağı yaptı. Hedef 0.17. Oraya giderse %10 yapar. Ama biz tabii beklentilere göre gitmiyoruz. Adım adım gidiyoruz. Baktık bir sıkıntı var. Merhaba arkadaşlar. 155'ten alınan 165'te %6.5 ile kar ile satılmıştır. Onun yerine de 4.32'den üni alınmıştır. Yani bir %6.5 daha yapacağız. Şu an %47 olmuş oldu karımız. Mesela burada üniyi zarar kes yapmışız arkadaşlar. %6 kar yapmıştık daha önce. %3'ünü geri verdik diye. Yani çarpı 0.97. Şu an tablo bu arkadaşlar. 5.000 TL zarar etmişiz kardan. Merhaba arkadaşlar. 1.67'den VLD aldım. Detaylar az sonra. VLD'yi tuttuk burada. Bakalım nereden sattık. Bu arada yeni logomuz hayırlı uğurlu olsun. Burada %2.5 kar ile satmışım arkadaşlar. Tamam mı? VLD'yi. Çarpı 1.025. Devam ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. 1.76'dan tekrar VLD aldım. Daha sonra VLD'de bekledik. Analizlerimizi yaptık. Saatlikte bir negatif tablo sezmişiz arkadaşlar. Devam edelim. BTC dik durmaya devam etmiş. Bakın burada %10 yapmış. Tabii dileye satabilir oradan. Burada ben satmışım arkadaşlar. Yani satıyorum diye duyurmuşum. %6 kar ile çıkmışız. Tamam mı? Çarpı %1.06. Bakın %55. Ondan sonra işte Loom aldık arkasından. 4 saatlikte bilmem ne hesabını yapmışız arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle hedefini vermişiz. Emirleri girip yatıyoruz. Ondan sonra uyandık arkadaşlar. Loom hedefe gelmiş %4.5 kar yapıp satmış. Devam edelim. Bakın %62. En sonda da ünü alınmış. 4 saatlik de trend kırılmış vesaire. An itibariyle oradan da karımız var ama daha satmadık. Yani arkadaşlar son bir ayın performansı ufak ufak al satlarla 100.000 TL ile başlasaydın 62.000 TL karın olacaktı. Hesap bu, matematik bu. Belgeleriyle gösterdim arkadaşlar. Yani biz bunu şöyle anlatayım arkadaşlar. Şu an mevcut grubumuz 152 kişi offline, 12 kişi online. Yani biz bunu yıllardır yapıyoruz grup işini. Tabii bilmeyenler var, bilenler var ama performans bu arkadaşlar. Bu ayın performansı bu. Hedefimiz ayda en az %20 yapabilmek.
Bunu bakın arkadaşlar, şöyle bir tabloyla gösterdim size. Diyelim ayda %20 yaptık biz. Tamam mı arkadaşlar? Birinci ay %20. 100 bin lirayla başlıyorsun. 120 bin liran oluyor. İkinci aya geçiyorsun. 120 bin liranı %20 yapınca 144 bin oluyor. Böyle böyle arkadaşlar. Bakın bir yıl tamamlandıktan sonra 888.628 TL yapıyor arkadaşlar. Yani 100 bin lira yatırıyorsun. 788 bin kar yapıyorsun. Yani olayımız bu olmalı. Mesela biz bu ay ne yapmışız? %62 küsür yapmışız. Bakın böyle aylar da olabilir. Ama minimum %20'yi hedeflememiz gerekiyor bizim arkadaşlar. Bir yılda yapacağımız kazancı siz hayal edin. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.